Kayseri'de Anadolu'da ilk kez rastlanan terrakotta heykeli bulunarak müzeye teslim edildi. Tarihi eserin geçmişiyle ilgili uzmanlar inceleme yaparak rapor hazırlayacak. Kayseri'de tarlasını süren Recep Akıncı pişmiş topraktan oluşturulmuş bir heykel buldu. Durumun haber verilmesi üzerine tarlaya Kültür Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü'nden uzman ekipler gitti. İlk bulgulara göre bulunan heykelin Anadolu'da ilk kez rastlanan terrakotta heykeli olduğu anlaşıldı. Müzeye getirilen heykelin hangi tarihe ait olduğu ve yapısıyla ilgili inceleme başlatıldı. Bu ürünü köyde tarla sürerken traktörün ekipmanına takılmasıyla buldum. Sonra size sordum. İşte düşünmeden müzeye verilmesinin kararını alıp buraya getirdik. İsminiz nedir? Recep Akıncı. Teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli izleyiciler, bu tür ürünler gerçekten ülkemiz için değerli bir ürünler, sanatsal bir ürünler. Bu ürünlere zarar verilmemesi gerekiyor. Kötü niyetli insanların eline geçmemesi gerekiyor. Bunların müzelerde sergilenip gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Onun için buna benzer ürün kim bulursa bulsun ilk yapması gereken Kültür Müdürlüğü ile müze müdürlükleri ile irtibat kurmalarıdır. Şimdi Kültür Müdürümüze mikrofonu uzatıyorum. Evet. Bu Azim ürün Bey. Hakkında ilk önce bir iki bilgi alalım, ondan sonra da düşünelim. Azim Bey, öncelikle arkadaşımız Recep Bey'e teşekkür ediyoruz bu hassasiyeti için. Çünkü bu eserler korunması gereken yerler müzelerdir. Bunun için de tekrardan hem size hem vesile olduğunuz için hem de Recep Bey'e teşekkür ediyoruz. Şu anda baktığımız zaman bir terakota dediğimiz, yani pişmiş topraktan bir heykele ait, özellikle ayak kısmı ve böyle bacak kısmı ile ilgili parçaları görüyoruz. Şu anda tabii bizim ilk gördüğümüz kadarıyla topraktan çıkmış halini görebiliyoruz ama uzmanlarımız bunları inceleyecekler. Bunların tarihlendirmesine yönelik tabii ki uzmanlarımız raporlarını hazırlayacaklar. Ve sonrasında müzemizde de korumaya alacağız bunları. Gerekiyorsa teşhirde de sergiye alınması kararını yine müzemiz tabii ki karar verecek. Biz şunu söylemekte fayda var. Tabii zaman zaman böyle eserler bulunabilir. Bunların dediğim gibi korunacağı yer müzeler. O yüzden bütün vatandaşlarımızın bu hassasiyeti göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Recep Bey'e de tekrardan teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Evet, müze müdürümüze de mikrofonu. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Sayın Recep Bey'e biz de teşekkür ediyoruz. Müze ve Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğümüz adına. Değerli hemşerilerimizden bu tür kültür varlıklarımızın gelecek nesillere aktarılabilmesi açısından öncelikle bulunduğu ilk andan itibaren çekinmeden, kendilerince herhangi bir tereddüt yaşamadan bizlerle irtibata geçmelerini, eğer mümkün olmuyorsa da kolluk kuvvetlerine ilk anda haber verip daha sonrasında bizlerin olay yerine intikalini sağlamalarını önemli istirham ediyoruz. Kültür varlıklarımızın gelecek nesillere tahrip olmadan ulaştırılabilmesi açısından bu çok büyük önem arz ediyor. Bizlerin bakanlığımızın mevzuatları gereğince kendilerinin bu emeklerini karşılık olarak bizlerin ödeme yapma şekilde imkanlarımız bulunmakta. Değerli hemşehrilerimizden özellikle bu konuda hassasiyet göstermelerini istirham ediyoruz. Gerçekten dediğimiz gibi biz de teşekkür ediyoruz. Bu ürünlerin gelecek nesillere bir şekilde aktarılması için doğru adres müzelerdir. Zarar vermeyiniz. Yurt dışına kaçırılmasına izin vermeyiniz. Bunlar bizim değerlerimizdir, ülkemizin değerleridir.